Sıra geldi yağda çözünen vitaminlere. A, D, E, K diye 4 tane yağda çözünen vitamin var. Yağda çözünen vitaminlerden ilkine bakalım. A vitamini. Suda çözünmüyor, yağda çözünüyor. Yani yağın içine atalım A vitamini, yağın içinde eriyor. Peki yağda çözünen A vitamini başka nasıl maddelerde çözünür? Eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerle çözünür. Su çünkü inorganik bir çözücü. A vitamini organik çözücülerin içerisinde çözünebiliyor. Ne işe yarıyor? Görmeyle çok ilgili A vitamini. Görmeyle çok ilgili ve A vitamini daha çok havucun içinde var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Hani havuç iyi gelir, gözleri iyi gelir derler. Anneler söylerler mesela. Çünkü A vitamini öncü maddeleri çok fazla havucun içinde var ve eğer eksik ise A vitamini vücutta gece körlüğü oluşur. Hani körlükle görme arasında bir hani bağlantı kurarsanız öğrenme açısından daha iyi olur. Başka A vitamini büyümemiz için çok önemli. Üreme sağlığımız için çok önemli. Bağışıklık sistemimiz için önemli. Kan yapımı için önemli. Embriyo gelişimi için önemli A vitamini. A vitamini öncü maddeleri alınıyor arkadaşlar dışarıdan besinlerle. Yani A vitamini hazır olarak değil. Öncü maddelerini alıyoruz. Bunlar karotenler. Bu A vitamini öncü maddeleri olan karotenleri karaciğerimiz dönüştürüyor. A vitamini aktifleştiriyor ve A vitaminini aktif A vitaminine yani dönüştürüyor karaciğerimiz. Ayrıca inaktif bu A vitamini öncü maddelerini aktifleştirmekle de kalmıyor. Bir de üstüne depoda ediyor. Bizim çok önemli görevleri olan vücudumuzun en büyük organı olan kıymetli karaciğerimiz. Teşekkürler ona dedik. Not. Eğer A vitamini diyelim dışarıdan takviye kullanıyoruz. Bunun miktarını yüksek dozda kullanırsak, mesela ilaç içiyoruz diyelim. O zaman zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Derimiz sarı sarı olabilir. Avuç içimiz, ayak tabanlarımız sarı sarı olabilir. Buradan o A vitaminini dışarıdan aldık ya ilacı fazla kaçırdığımızı, yüksek dozda kullandığımızı anlayabiliriz. Eğer azsa ne olur? Azsa çok ciddi sıkıntılar olur. Diyelim beslenmede yetersiz A vitamini yetersiz aldık. Hemen ortaya çıkmayacak. Tamam kabul. A vitamini yağda çözünen vitaminlerden ve yağda çözünen vitaminlerin eksikliği geç ortaya çıkar. Neden? Çünkü bunlar karaciğerde depo edilebiliyor. Hangileriydi onlar? A, D, E, K vitaminleri. A, D, E, K vitaminleri karaciğerde depo edildiği için eksikliği bir anda ortaya çıkmaz. Hani bir gün yemedim, 2 gün yemedim. Hemen eksikliğinde hasta olacağım diye düşünmeyin. Ama uzun süreli eksik beslendik A vitamininden zengin besinlerle beslenmedik. Ne olacak o zaman? Kemik gelişimimizde problemler olacak. Derimizde pul pul dökülmeler, kurulamalar olacak. Vücut direncimiz düşecek. Bunlar eksiklik belirtileri A vitamininin. Ne yesek A vitamini zengin beslenmiş oluruz? Balık. Balık zaten çok karşımıza çıkacak, değil mi? Mineraller içerisinde, yine vitaminler içerisinde, yağ içinde çok önemli şeyler var balıkta. Balık çok önemli. Balıkta, karaciğerde, ciğer çok önemli arkadaşlar. Yumurtanın sarısında, sütün yağında, mesela tereyağında ve yeşil ve sarı yapraklı sebzelerde, patatesde ve meyvelerin içerisinde bol miktarda A vitamin öncü maddeleri bulunur. Geldim ikinci yağda çözünen vitamini olan D vitaminine. D vitamini çok önemli bir vitamin. Size buraya güneş çizdim. Neden çok önemli bir vitamin? Çünkü D vitamini vücudumuz için olmazsa olmaz maddelerdendir. Peki hocam buraya güneş çizdim. Güneşten ben vitamin mi alıyorum? O zaman açayım ağzımı, güneşe döneyim, vitaminim olsun. Hayır, öyle bir şey yok. Güneşin şöyle bir ilgisi var arkadaşlar. Şimdi besinlerin içerisindeki kolesterol, besinlerin içinde olan kolesterolü besinlerle aldık. Bunu D vitamini, bu besinlerin içerisinde D vitamini öncü maddeleri olarak deri alt hücrelerimize bunları yığmak için güneş ışığına ihtiyacımız var. Yani güneş ışığı bizim kolesterolü güneş ışığı deri altı hücrelerinde D vitamini öncülleri halinde depo etmemizi sağlıyor. Sonra ne olacak peki?
Deri altındaki hücrelerde bulunan D vitamini öncü maddeleri kan dolaşımına geçecek ve bu karaciğere ve böbreğe de gidecek haliyle. Ve bu karaciğerde ve böbrekte aktif artık iş gören D vitamini haline dönüşecek. Yani biz güneşten D vitamini almıyoruz ama güneş bizim D vitamini üretmemiz adına çok çok önemli. Çok çok önemli. Eğer güneş olmazsa o zaman besinlerle aldığımız kolesterolü D vitamini öncülleri haline dönüştüremiyoruz. D vitamini öncüllerimiz de deri altımızda depolanıyorlar ve bu deri altımızda depolanan D vitamini öncülleri için güneş çok 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 değerli bir şey. Güneş ışığı derken UV ışığından bahsedeceğiz. UV ışığının fazlası zarar ama çok önemli arkadaşlar, yeterli dozda almak. Mutlaka ihtiyacımız var güneşe ve güneşlenmeye. Canımız güneşimiz. Güneşleneceğiz, güneşlen diye sloganımızda söylemişiz. Peki karaciğerimiz ve böbreğimiz bu deri altı hücrelerimizde bulunan güneş ışığı sayesinde, UV ışığı sayesinde deri altı hücrelerimizde bulunan D vitamini öncüllerini aktifleştiriyor da ne oluyor? Çok şey oluyor. Neden? D vitamini arkadaşlar, D vitamini ince bağırsaktan bizim besinlerle aldığımız, besin içeriğinde bulunan kalsiyumun ve fosforun emilmesini sağlıyor. Kalsiyumun ve fosforun emilmesini sağlıyor. Kalsiyum çok önemli biliyorsunuz. Fosfor çok önemli. Mesela fosfor değil mi? Çok sürekli bizim ürettiğimiz maddelerin içine lazım bunlar. Dolayısıyla çok çok önemli, yaşasın D vitamini diyoruz. O olmasaydı kalsiyumumuz ve fosforumuz sıkıntıya girerdi. D vitamini aynı bir hormon gibi çalışıyor. Yani nasıl? Kalsitonin diye bir hormon var arkadaşlar. Kalsitonin hormonu kandaki kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlıyor. Aynı şeyi D vitamini de yapıyor. D vitamini kandaki kalsiyumun kemiklere geçmesini ve çok güçlü, sert kemiklerimiz olmasını sağlıyor. Kemiğin içerisinde kalsiyum biriktiriliyor. Kalsiyum biriktirilince kemik daha sert oluyor. Sert olunca daha düzgün, eğri büğrü değil, düzgün ve güçlü oluyor. Bunu D vitamini ve kalsiyum sayesinde sağlıyoruz. D vitamini de çok çok önemli. Ayrıca D vitamini idrarla bu kalsiyumun atılmasına engel oluyor. Böylece zor zahmet işte diyelim süt içtik de kalsiyumumuz oldu. Bir de bunu idrarla atsak hiç güzel olur mu? Olmaz tabii ki. Bütün emekler boşa gider. O yüzden idrarla atılmasında D vitamini engel oluyor kalsiyumun. Ne yapıyor? Atmıyoruz, kullanıyoruz, değil mi? Peki D vitamini eksikliğinde ne olur? D vitamini eksikliğinde 3 ana hastalık olur. Raşitizm, osteomalezi, osteoporoz. Raşitizm ile osteomalezi aynı hastalık. Raşitizm bunların küçükken, çocukkenki versiyonu. Osteomalezi artık büyümüşüz, erginleşmişiz, ergin haldeki versiyonu. Raşitizm ve osteomalezi nasıl bir şey? D vitamini eksik olursa ne dedik? Kandaki kalsiyum kemiklere geçmez o zaman. Çünkü görevi oydu. İdrarla atılır. Hiç kanımızda kalsiyum kemiklere geçmeyecek. Kemiklere geçmeyince kemiğin sertleşmesine engel olacak bu durum. Kemik yumuşak olacak ve yumuşak olan kemik eğri büğrü olacak. Yani kemik erimesi demiyorum bak. Erimesi burada. Burası kemik eğrilmesi, yamuk olması yani anlamı taşıyan hastalıklar oluşabiliyor. Raşitizm özellikle 2 yaş civarı çocuklarda çok çok önemli arkadaşlar. 2 yaşından 1 ile 2 yaş arası özellikle çok çok önemli. Süt çocuklarında raşitizm çok çok problem bir hastalık. Osteomalezi ile raşitizmi söyledikten sonra osteoporoza gelelim. Osteoporoz kemik erimesi demek. Hani yaşla beraber artan kemiğin içindeki kalsiyumun azalması ve kemiğin erimesi durumu. Yine D vitamini eksikliğinde daha hızlanıyor bu durum. Peki ne yesek de D vitaminimiz olsa? Bu önemli, bu güzel vitamin nelerin içinde var? Balık yağında var. Bakın çok önemli balık. O kadar önemli ki sevmiyorsanız bile ilaç niyetine mutlaka önünüze geldiği zaman tüketmeye çalışın. Şöyle düşünün. Hani ilaç içeceğinize ilaçların tadı da güzel mi sanki? Değil tabii ki. Balığınızı vakti zamanında yiyin. Hiç daha hastalıklarla uğraşmayın. Karaciğerde var. Sütte var.
Tereyağında var, yumurta sarısında var. D vitamini. Az önce söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Balık, balık, balık. Eğer fazla doz alırsak D vitamini ne olur? O zaman fazla doz alınması, hani idrarla atılmasını engel alıyordu falan filan ya. O zaman kandaki kalsiyum miktarı çok fazla artar. Kandaki kalsiyum artınca, mesela bunların damlaları var mesela arkadaşlar. Damar sertliği gelişir, böbrek taşı gelişir ve kireçlenme gelişir. Yani böyle bir taşlaşma durumu söz konusu oluyor. Hatta benim de başıma geldi. Şu benim D vitaminim çok azdı. Doktora gittim, tahlil oldum falan filan. Doktor bana böyle damla verdi. D vitamini damlası. Neyse, doktor kontrolünde onu içmeye başladım. Ama sonra bu damlaların böyle işte birkaç tanesi fazla kaçıyordu. Ben de önemsemiyordum açıkçası. Ama bu fazla kaçanlar fazla fazla kaçmış hakikaten. Onları çok, tamamen dozunda kullanmalıymışım. Ben de mesela kireçlenme ve böbrek taşı oluşumu arttı. Hatta esofagesimde de böyle taşlar oluşmaya başladı. Doktor da kesinlikle dedi ki benim verdiğim dozda kullan. Ben de bunu acı bir tecrübeyle ne yazık ki öğrenmiş oldum. Hormon etkili bir vitamin diyeceğiz. D vitaminine hormon gibi çalıştığı için, iş gördüğü için bu kalsiyum olayında çok önemli olduğu için. Not demişim. Yağda çözünen vitaminler yağ ile birlikte çok kolayca emilirler. Bak adı üzerinde yağda çözünen vitaminler. Yağda eriyor. Eriyince hop ne oluyor? Emilmesi kolay oluyor. Yağ sindirimi ve yağ emilimimiz iyi olmalı ki yağı da sağlayabilmem lazım ki yağla beraber D vitamini de, A vitamini de, K vitamini de, değil mi? Yağda çözünen vitaminler rahat rahat emilebilsin. Dolayısıyla yağ sindirimi ve yağ emilimimiz vitamin seviyemiz için çok çok önemlidir. Burada da bir problem olmamalı arkadaşlar. Bu sağlık başka bir sağlığı etkiliyor. Geldim. A vitaminini hallettim. D vitaminini hallettim. E vitaminine geldim. E vitamini çok önemli bir vitamin. Antioksidan etkiye sahip. Antioksidan etki ne demek? Oksijen ile bir madde, vücudumuzda bir madde bozuluyor. İşte serbest radikaller oluşuyor ve bu serbest radikaller vücudumuza zarar veriyor. Bu zararı önleyen maddelere antioksidan maddeler deniyor ve E vitamini o maddelerden biri. Vücudumuzun oksitlenmesini, oksijenle bozulmasını engelliyor arkadaşlar. Yaşlanmayı engelliyor. Kırışmayı engelliyor. Yani bütün bu erken yaşlanma dediğimiz şey de çoğunlukla bundan kaynaklanır. Bunu önlüyor. Hücre zarını koruyor. Çok faydalı. Damar tıkanıklığını engelliyor. Hücre sağlığını koruyor ve bakın çok önemli bu. Tümör oluşumunu engelliyor. Tümör neydi? Tümör ya da uğur neydi? Kontrolsüz hücre bölünmesiyle bir sürü hücreler oluşuyordu. Yani mesela bir hücre ne olması lazım ilk önce? Küçük olan hücreler büyüyecek. Sonra yeterince büyüdükleri zaman bölünecekler, değil mi? Bu normali eğer küçük olan hücrelerin bölünmesi söz konusu olursa bir sürü küçük küçük hücre oluşuyor ve tümörleşme söz konusu oluyor. İşte bu önlenemez hücre bölünmesi, hücre bölünmesinin kontrolünde bir takım sıkıntılar olduğunun işareti. Eğer E vitamini sağlıklı bir şekilde, dengeli bir şekilde almışsak, yeterliyse vücudumuzda bu tümör oluşumu da engellenebiliyor. Koruyucu hekimlik adına, değil mi? Koruyucu sağlığımız adına böyle hasta olmadan daha bunları yapmak çok çok değerli. Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatıyor. Bitkisel yağların içerisinde çok fazla var. Yine bitkisel yağlarla beraber emiliyor zaten. Bu da çok önemli. Yeşil yapraklı sebzelerde var. Fındıkta, cevizde, bademde, bunlar yağlı tohumlarda var ve kuru baklagillerin içerisinde E vitamini var. E vitamini arkadaşlar hani böyle kremlerin üzerinde E vitaminli işte bilmem ne yağlı işte diye yazar böyle. Cilt elastikiyetimiz için de önemli. Cildimizin yapısı için de önemli. Ve daha elastik, daha böyle kırışmadan, daha güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız da fındığı, bademi, cevizi eksik etmeyeceksiniz. Öğünlerinizden. Çünkü kremlerin üzerine gidin evdeki kremlerin üzerine bakın. Üstünde E vitaminini yazar. Pek çoğunun içinde var arkadaşlar. Şimdi örnek bir soru çözelim. Acaba bu 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğru? Bana cevapları yazın olur mu? Enerji sağlarlar mı? Vitaminlerden enerji elde edilir mi? Edilirler mi? Hayır. Neden?
vitaminler zaten oksijen karşısında bozuluyorlardı. Ben onunla bir de oksijenli solunum reaksiyonuyla ondan enerji mi elde edeceğim? İster oksijenli ister oksijensiz hiç de solunum reaksiyonlarına katılmaz. Hiç de enerji elde edemem vitaminlerden. Kusura bakmasınlar. O kadar şeye yarıyor, bir de enerji elde edemiyoruz onlardan. O kadar da değil yani. Enzimlerin yapısına katılabilirler mi? Nasıldı? Bileşik enzim vardı, basit enzim vardı. Bileşik enzim proteine yardımcı bir kısım ekleniyordu. Özellikle B vitamini, B vitaminleri enzimlerin koenzim kısmını yani yardımcı kısmını oluşturuyorlardı. O yüzden enzimlerin yapısına katılabilirler diyebilirim. Yapıya katılırlar mı? Yapıya, bizim yapımıza katılırlar mı? Yapısal bir madde değildi bunlar. Neydi? Düzenleyici maddelerdi. Yapı derken şöyle düşünün. Bina yapısına katılmak derken tuğla olmak, taş olmak, işte ne bileyim binanı yaparken demir olmak gibi. Ama binanın yapısında mesela işte eşyalar yok. Neden? İşte bugün bir kata biri taşınır, yarın başka bir kata taşınır. Yani başka apartmanlara taşınır. Dolayısıyla içindeki eşyalar binanın yapısında da diyemeyiz. Aynı onun gibi hücrenin yapısına katılıyor mu derken hücrenin böyle sanki evin taşıymış, tuğlasıymış gibi bir rolde mi madde? Hayır. Yapıya katılmıyor. Sadece böyle içinde bulunabiliyor. İçinde enzimler de geziyor. O da enzimlerin içinde var diyoruz. Enzimlerin ve hormonların yapısına katılan maddelere düzenleyicidir diyorduk. Bunu da hatırlatırım. E vitamini eksikliğinde ne olur? E vitamini eksikliğinde güzellikle ilgiliydi. Cildimiz kırışır. Yorgun hissederiz. Kas yorgunluğu yapar. Kısırlık yapar arkadaşlar. Özellikle bu kısırlığa engel olabilmek için fındık çok önemli E vitamini açısından. Ağ yuvarlarının kolay parçalanmasını, ağ yuvarlarının parça parça olmasını ve yeterli randımanı sağlayamamak da ne yazık ki E vitamini eksikliğinde görülen bir şey. Ve karaciğer hastalıklarına, ki karaciğerimiz hasta olursa çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Çünkü karaciğer vücudumuzdaki en önemli organlardan biri. Geldim A, D, E, K. Dördüncüsü K vitaminine. K vitamini yağda çözünür. Fazlası karaciğerde tabii ki depo edilir. Bu arada E vitamininin bir öncekine dönersek E vitamininin fazlası yağ dokuda depo ediliyor arkadaşlar. E vitamininin fazlası yağ dokuda depo ediliyor. Özellikle onu da belirtmek isterim. K vitamini bütün yağda çözünen vitaminler karaciğerde depo edilir diyebilirsiniz. K vitamini özellikle fazlası karaciğerde depo edilen vitaminlerden bir tanesi. Peki kanın pıhtılaşması için görevli midir K vitamini? Evet, kanın pıhtılaşması için görevlidir. Neden? Pıhtılaşmayı sağlayan proteinlerin üretiminden sorumlu, üretimiyle ilgili. Nasıl K vitamini üretiliyor? Biz normalde K vitamini eksikliğini pek yaşamayız. Neden? Çünkü K vitaminini üreten vücudumuzda küçük küçük fabrikacıklar var. Ne onlar? Bağırsaklarımızda yaşayan minik dostlarımız. Yani K vitamini üreten, B vitamini üreten özel bakteriler var. B ve K vitamini üreten bu bakteriler ile biz mutualist bir ilişki halindeyiz. Yani birlikte yaşayabiliyoruz. Simbiyotik ilişki derler buna. Birlikte yaşıyoruz. Onlar bizim içimizde yaşıyor. Besin bizden, su bizden, ısı bizden, barınma bizden. Bizim içimizde, bağırsağımızda yaşıyorlar. Onlar da bize fayda sağlıyor. B bir de K vitamini de onlardan. Karşılıklı yarar ilişkisi. Mutluluktan düşünün. Mutlu mutluyuz. Mutualizm var. Karşılıklı yarar ilişkisi. O da mutlu. Besinler geliyor bizden, su geliyor. Oh, her şey hazır. Ben de mutluyum. Benim de onun sayesinde K vitaminim ve B vitaminim oluyor. Dolayısıyla biz bütün B vitaminlerini üretemezler ama çoğunu üretirler. B vitaminlerini, B grubu vitaminlerden üretirler. Bir de K vitaminini üretirler. O yüzden biz de mutluyuz. Böyle mutlu mesut yaşıyoruz. Bitkisel ve hayvansal besinlerden K vitaminini alabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca dedik ki bağırsaklarda K vitamini üreten bakteriler var. Bunlar sayesinde K vitaminimiz bol miktarda hazır bulunur. Yani normal bir insan K vitamini eksikliğini çok fazla yaşamaz. Ama eğer yaşıyorsanız, biraz da takviye etmek istiyorsanız ne yeseniz, yeşil çay, yeşil yapraklı sebzeler, marul, lahana, karnabahar, ıspanak ve sır karaciğeri yine K vitamini açısından zengindir. Ben bunların hepsini severim.
Peki, eğer bir insan K vitamini eksikliği yaşıyorsa onun başına bir şey gelmiş olabilir. Mesela bir yaralanma, hani kanamalı bir durum yaşamış olabilir. Bir ameliyat geçirmiş olabilir ya da doğum yapmış olabilir ve çok ciddi kan kayıplarına uğramış olabilir. Veya bunlar hani bağırsakta K vitamini üreten bakteriler vardı ya bağırsakta. K vitamini üreten bakteriler bir ilaçla, mesela antibiyotikle ölmüş olabilir. Yazık bunlara. O yüzden mutlaka antibiyotikleri doktorlar verecek. Kesinlikle gereksiz yere antibiyotik kullanmayacağız. Bu çok önemli bir şey. Çünkü orada bizim için lazım bir sürü canlı var. Eğer böyle bir durum varsa eksikliği tabii ki görülebilir. Ne yapıyordu? Pıhtılaşma ile ilgiliydi. O yüzden eksikliğinde pıhtılaşma gecikiyor veya gerçekleşmiyor pıhtılaşma ve kanama durdurulamaya biliyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz lazım. Bu arada bir şey daha belirtmem istiyorum. Hani pıhtılaşma durumunun sıkıntılı bir genetik hastalık da vardı. Ona hemofili diyorduk. Kanın pıhtılaşmaması hastalığı. O X kromozomuna bağlı çekinik bir genle kontrol ediliyordu. Bu aynı nedenden ötürü değil. Farklı nedenlerden ötürü ikisi aynı hastalık değil. Dikkatinizi çekerim. K vitamini eğer eksikse vücudumuza doktora gideriz. Doktor da bize K vitamini desteğini ilaç olarak tabii ki verir. Hangileri doğru? Yazmışım altına. Keşke yazmasaydım. Neyse. Hemen bakalım. Vitaminler organik maddeler mi? Evet. İçinde karbon, hidrojen var. Vitaminler dere altında gün ışığı ile üretilebiliyor mu? Evet. D vitamini öncü maddeleri bu şekilde üretilebiliyor. Düzenleyici mi? Evet. Enzimlerin yapısına katılıyor. Kemik gelişimi için önemli mi? Evet. Özellikle D vitamini, kalsiyumu, kandaki kalsiyumu alıp kemiklere gelsen benle gidelim kemiklere diye kemikleri götürüyordu. Çok az miktarlarda ihtiyacımız var. İşte 0,01 ila 100 miligram arasında değişen oranlarda minicik 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 miktarlarda bizim için gerekli çok çok fazla kilolarca vitaminle falan ihtiyacımız yok. Azıcık miktarları yeterli. Karbon ve hidrojen var. İçlerinde o yüzden organiktirler. İnorganik değillerdir kesinlikle. Ve mutlaka oksijen de vardır içinde. Bazılarında ise azot ve kükürt de var. Bazılarında, hepsinde değil. Yapıya katılmıyorlar. Yapıya katılmıyorlar. Yapı elemanı değiller. Yani bizi inşa ederken vitaminler kullanılmıyor. Düzenleyiciler enzimlerin yapısında hep söyledim. Ve hayvanlar üretemezler. Hayvanlar ancak provitaminleri aktifleştirip vitamin haline dönüştürürler. Yoksa biz vitaminleri üretemiyoruz arkadaşlar. Demir ve bakır gibi maddeler, yani metaller bozar vitaminleri. Demir ve bakır gibi maddeler vitaminleri bozar. E vitamini yağ dokuda depolanabilir. Bunu söyledim size. Özellikle buna dikkat ediyoruz. B12 vitamini depolanan bir vitamin. Ama bakın, B ve C vitaminleri depolanır mı? Hayır diyeceğiz. Ama bize zorla sadece B12'yi sorarlarsa, B12 vitamini sadece B grubu içinden B12 sadece depolanabiliyor diyebilirsiniz. Ama B ve C vitaminleri bizim vücudumuzda depolanır mı? Hayır diyeceğiz. Bu ekstra bilgiler, tamam mı? Son kısım ekstra bilgiler. B vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini. Bunlar bitkisel besinlerde bulunur. B12 dışında. B12 zaten bakın B grubu olayına pek uymuyor. Yani biraz asi bir B vitamini. A vitamini ve D vitamini, bir de B grubunun içindeki B12 hayvansal besinlerde daha çok var. Bu demek değil hiç bitkisellerden, bunlardan hiç hayvanlarda yok demek değil. Mesela dedik ya balık yağı falan. Ama genellikle böyle sıralanıyorlar. Bilginiz olsun. Koenzim olarak iş gören koenzim, yani böyle enzimlerin yardımcı kısmı olarak iş gören B grubu vitaminleri, bu çok önemli. Diğerleri antioksidan etkiye sahip. Yani antioksidan derken işte biz oksijenle bizim maddelerimiz oksitlendiği zaman ne oluyordu? Serbest radikaller denen maddeler oluşuyordu. Serbest radikaller bize zarar veriyordu. Bu antioksidan maddeler de bu zararlı etkileri ortadan kaldırıyor. Yani antioksidan özellikli maddelere sahip olmak çok çok değerli. Bu serbest radikallerin zararından korunmak için. Kaç tane vitaminimiz var? 13 tane. B1, B2, B3,
4 yok bak. B5, B6, B7, B8 yok. B9. 10 yok. 11 yok. B12. Sonra C vitaminimiz var. A, D, E, K. Toplam 13 tane vitaminimiz var. Bunları ekstra söyledim. Hani son sayfalardakiler böyle ekstra ekstra bilgi. Başka çok fazla ayrıntıya gerek yok. Gayet hepsini güzelce anlattım sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar.